Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Ben de Melek Zaman. Bir şeyler yemeye diye çıkalım dedik. Ama burayı görünce. Burayı görünce dayanamadık. Size de paylaşalım istedik. Burası Huangjang Market diye geçiyor. Huangjang Market. Huangjang. Ne bileyim abi. Amcam Market yani şu anda. Gece aç olunca böyle oluyor. Biraz öyle oluyor galiba. Biraz karışık. Çünkü çok geleneksel, yerel yemekler var. Gözümüze kestirdiğimiz birkaç şey oldu, bir tur attık ama hala emin değiliz. Dalalım, beraber bakalım ne var, ne yok artık. Göreceğiz yani. Bakacağız. Hadi bakalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Şimdi efendim, burası Guangjang ya da Dangjang Market diye geçiyor. Güzel tarafı şu, insanlar burada oturuyorlar. Çünkü bak böyle güzel tabureler yapmışlar. Hakikaten de hoş olmuş. Meyve bölümü, bunlar bildiğimiz şeyler tabii ki. Burada bildiğim çok çok az şey var. Doğru düzgün hiçbir şey yok diyebilirim. Fiyatlar da uygun, pahalı değil. Genellikle çok fazla turist görebiliyorsunuz ama yereller de çok var. Yani böyle şey bir yer değil. Yerellerin gelmediği değil. Mesela Myeongdong hiçbir şekilde yerellerin asla kapısından uğramadığı, geçmediği bir yer. Çünkü tamamen turistik. Ama burası hem turist de geliyor hem yerel de geliyor. Biraz böyle farklı diyebilirim. Şimdi ya satılan şeylerin de bu karides, onu biliyorum. Yanındakilerin ne olduğunu, thank you. Yanındakilerin çok fazla ne olduğunu bilmiyorum ama çünkü hiç İngilizce bir şey yazmıyor doğru düzgün. Hep böyle Korece yazıyor. Şunlar waffle küçük, onları biliyorum. O da tamam. Bak gördüğünüz gibi genellikle turist var. O domuz sosisi. Ablalar oturmuş domuzun başına yalayıp yutuyorlar valla. Ha evet, bu mücver gibi bir şey mi acaba? Neydi ya? Pancake Seoul diyor mesela. Bu neymiş? Beef tartare bibimbap diyor. Neymiş? Ha, deneyelim mi? Olabilir. Bak meatball da var. Et olan mı? Ha evet. Bir şey deneyebiliriz. Burada mesela diyor marinated beef tartar diyor. O şu anda çok bize uygun değil. Ya dayıcım gel ağzımıza gir ya. Tamam çöp toplayacağını anladık da. Ha, ne olduğunu bilmiyoruz abi, anlaşamıyoruz. Ne? Mung bean. What is it? Bean. Bir şey fasulyesi, mung bean. İyi deneyelim. Tamam bunu deneyebiliriz. Ne olur ne. Bu pork dedi buna. Bu domuz dedi. Biz domuzu istemiyoruz. Şundan istiyoruz diyelim. He, yeni yaptığından verecek galiba. Güzel de bir şeye benziyor aslında. Bizdeki mücverin Seoul görmüş hali. Beğendin mi? Wow, dilimler o kadar büyük ki ben şöyle yaptım artık. Batırdım yani. Değişik. Yani çok böyle bir... Kötü de arada bir şey gerçekten yani. Hiç böyle çok güzel de denmez, kötü de denmez. Soğan verdiler böyle soslu, buna bandırın diye. Öyle onunla yiyorsun. Nasıl? Fena değil. Allah beyim. 5000 won eder mi? Bir mücver değil. Bir mücver olamaz zaten. Mümkün değil. Ben de bir deneyeyim. Çok yağlı. Çok yağlı. Yoksa lezzetli. Ha. Ya şöyle söyleyeyim. İçinde ne olduğunu bilmeden yediğimiz bir şey. Ama domuz yok dedi. Şu an tamamen... Ne güzel açtın. Yani çok güzel bir şey diyemeyiz yani. Yağlı ve güzel. Yağlı ve güzel. Ya. Ama soyaya batırmıyorsun tabaktan, soyaya batırıyorum buradan. Şeye benziyor mu soyaya batırıyorum? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi uzak doğulu değiliz. Yani uzak doğu yemeklerinin çoğu bana göre soyaya batırılınca daha bir güzel oluyor. Kesinlikle. Evet. Yani anadan doğma uzak doğulu olmadığımız için şimdi bu şey diyebilirsiniz yani, olur mu canım öyle şey falan. Tabii ki bazı şeylerin tadı çok güzel. Hiçbir sosa gerek kalmadan harika gidiyor ama birçok şey gerçekten de sosa batırılınca bir şey oluyor. Şunda ne olduğunu bilmediğimiz arkadaş fena da değil yani. Gidiyor her türlü. Bu ne lan? Ana ahtapotlar canlı canlı. Mis. Al götür. Bayılırım ahtapota da. Burada da millet oturmuş içine bir şeyler gömüyor ama çok bizlik şeyler değil bunlar. Ya ağırlıklı domuz tüketiyorlar. Demin yediğimiz mücverimsi şey, ismini bilmediğim, fena değildi. Tuzu da yoktu. Biraz öyle de bir sorunu vardı. Ne oldu? Canım mı çekti? Hoşuna mı gitti? Burada yine aynı şekilde. Lan arkadaş aç kalacağız galiba ya. Bana biraz aç kalacakmışız gibi geldi ama. Sen ne diyorsun? Bak burası kalabalıkmış. Suşici vardır. O ne lan? Domuz ayakları. Abo. Baya baya domuz ayağı. Baksana abi şöyle. Domuzun ayağını koymuşlar. İşkembesi. Millet de götürüyor. Burada da başkaları böyle aynı şekilde yiyorlar, içiyorlar. Oo. Tam bir şölen valla. Ama yiyebilene, bize değil maalesef. Dayıcım sen götür. Saçların da on numara. O topuke galiba. Pirinç keki mi, pirinç patlağı mı ne, öyle bir şey yapıyorlar. O galiba. Ya öyle diye tahmin ediyorum. Olmaya da bilir bu arada. Şunları biliyoruz. Portakal abi. Karpuz, erik, üzüm. Normalde Koreliler yardımcılar falan ama
bu yereller biraz böyle hırt davranıyorlar. Paldır küldür davranıyorlar. Çok şey değiller yani böyle. Çekil mekil falan diye böyle. U falan diye bağırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Turistten bıkmışlar galiba ama turist olmasa da ne olacak yani? Turist geliyor, para veriyor abi, burada yiyor, fotoğraf çekiyor, keyif yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor yani. Şimdi şu pirinç keki Melek ondan yemek istedi. Ben geçen yemiştim, çok güzel. Şu da balık. Çünkü burada bize uyacak tek onlar var. Onları yiyeceğiz şimdi. Onlardan götüreceğiz. Bir de sushi var yanında böyle. Sushi yapıyor galiba, rol yapıyor. Ondan da yiyeceğiz galiba. Aa, mantı da varmış şurada. Biraz da mantı yeriz artık. Yapacak bir şey yok. En sevdiği şey. Şunu işte. Oğlum o yenmez. Hayır öyle değil o. Pipet değil o. Hop, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Götür babacığım. Oh. Hepsi değil, hepsi değil. Yok, illa kendi yiyecek. Bu dönem tamamen kendi yemek istediği, kendi yapmak istediği dönem. Pirinç keki, pirinç keki dedin. Al sana pirinç keki. Hadi bakalım dene. Bakalım beğenecek misin? Ciddi misin? Beğenmedin mi? Karaktersiz bir şey. Yani pirinç keki bu işte. Tam olarak anladım ama. Eskimiş pilavı alıp elleriyle yumruk yapmışlar. Üzerine de sulanmış salça, bak. Ketçap, salça bir şey. Bu diyorsun yani. Efendim bunlar da balık keklerimiz. Şöyle geldi iki tane balık keki, göstereyim. Bu güzel oluyor. Ben öğlen Myeongdong'da yemiştim. Adama bir hot sosunuz var mı dedim, acı sosunuz. Bana bunu verdi. Pul biber verdi direkt. Halbuki bunu böyle acı soslu yapıyorlar. Çok güzel oluyor gerçekten. Bir de bunu dene bakalım. Sen dene, ben seni çekeyim. Korktun mu? Pirinç kekinden sonra. Maşallah kocaman. Şöyle yapayım da. Üstüm açık renk, aman dikkat et. Bence bu fena değil ya. Ya fena değil de. Biraz da acıya bakınca fena olmuyor. Bence güzel gidiyor. Bir karakteri var mı dersen yok. Ama sosla beraber fena olmuyor. Bir de acıya bakınca daha da güzel oluyor bence. Onun hepsini mi yiyeceksin bir kere de? Bak bunu beğeneceksin. Allah Allah. Bir de bunu acı soslu yapıyorlar, o çok daha güzel oluyor. Bunda yok. Sos dedim, yanında bunu verdi bana. Bu hiç güzel değil. Dene bakalım hadi. Ben eminim. Beğeneceksin bunu. O kadar kaygan ki tutamıyorum. Evet. Biraz da ona acı koyarsın şuradan. Şöyle vereyim. Çok da acı değil ama. İlk deneme başarısız. İlk izlenim. Bu da mı olmadı? Şurada mantı var. Sana mantı alayım mı? Çok mu kötü? Kız vallahi güzel aslında. Ha. Sana mı kötüsü denk geldi? Çıkartma sakın. Çıkartma. Yut. Yut anam, yut. Yut yut götür. Bak abi kızar yoksa, yut. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı bildiğin açsın şu anda değil mi? Üzümle mi besleniyorsun? Ben zaten böyle çok aşık tatları sevmiyorum ya. Evet. Bana pek uymuyor ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben o Myeongdong'da yediğim balık keki inanılmaz güzeldi. Bununla alakası yok diye börek gibiydi. Burası zaten gebermek üzere şu anda. Aa tatlıcı. Koş koş. Nerede? He, kesin buranın en iyisiymiş. Lokma dökmüşler aşkım. Neymiş burası? Pankek yapıyor galiba. Aşkım bu senin geçen sokakta yediğin vardı ya. Tatlı mı? Tatlı. Cinnamon. Yani tarçın. Tarçın. Aa iyi. Arkadaş şu var yani. Yersin herhalde. Karnım bununla mı doyumayayım diyorsun? Kokonatlısı da var onun. Hindistan cevizlisi. Ya Hindistan cevizli. Aha. Bir de organik. Erkekler de kadınlar da ortalık yerde harıl harıl geğiriyorlar. Çok da rahat geğiriyorlar bu arada. Başka şeyler de yapıyorlar da. Ya bizim kimi doğru, bunların kimi doğru bilmiyorum da. Öyle de geğirmek ne bileyim ya. Doğru olsa bile zor yani. Doğru olsa bile zor yani gerçekten. İnsanlar sokakta yemek yemeyi çok seviyorlar. Ben de çok seviyorum ya. Çok işin ayrı bir tarafı ama burada avantajı da var. Hatta Çin'de mutfak olmayan evler bile var. Bak bu da yapıyor. Evet çok seviyorlar. Balık da yapıyorlar. Bak burada yan yana dizilmiş millet. Cayır cayır yiyor vallahi. Bu parayı bulmuş, kapatmış. Demiş yeter artık bugünlük bu kadar. Ne var? Ha? Bak tatlı onlar. Onlardan yiyebilirsin istiyorsan. Hadi ye bakalım bundan. Ya, al şundan işte balıklı olandan. 4 tanesi 3 müymüş? 4 pieces 3000. Okay. 4 tanesi 3 müymüş? Ondan al. Ver 4 tane abi.
tam da kapatıyordu. Bize kilitledi vallahi. Bana öyle geldi ama bilmiyorum. Kartal yer mi bundan acaba? Ona vereceğim zaten, o yüzden. Isıtıyormuş bakalım. Nasıl oldu? Bir şeye benziyor mu? Bayağı tutuyor. İyiye bakalım bir. Çok kötü. Kötü mü? Yani biraz geviş getiriyorsun. 3000 won kazıklandık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Akşam hala yiyor. Akşam pazarında nasıl aç kaldık? Ya biraz daha giderdik aslında da sen böyle çok şey yapmıyorsun. Bir de saat biraz geç oldu ya, çoğu yer kapanmaya başladı. O yüzden de seçenekler azaldı. O da öyle. Bir de burası çok geleneksel, dediğim gibi yerellerin çok geldiği bir yer. Tam böyle bizlik şeylerden ziyade Korelilere göre şeyler var. Çok böyle bize göre değil. Böyle de bir akşam pazarını size göstermiş olduk. Akşam ama yemek... Şey yiyorum. Çikolatalı, çikolata yiyor. Çikolata değil de. Kurabiye işte, o waffle mı deniyor? Waffle, evet. Balıklı waffle işte, öyle şekli o yani. Efendim böyle yani Seul'de adını unuttuğum bir... Gece acıkmalarında gece acıkmalarında bir gün. Canlıydı, öyle bir şeydi yani. Ama yani yapacak bir şey yok. Biraz aç kaldık, biraz doyduk. Gidiyoruz. Şimdi çocuklara yiyecek bir şey bulmamız lazım bu saatte. O kötü oldu işte. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. En azından Seul'ün akşam böyle yemek pazarı mı diyelim buraya? Ne denir? Evet, yemek pazarı gibi. 9.30 mesela. Yemek saat, marketi, yemek pazarı. Öyle bir yeri göstermiş olduk. En kısa zamanda yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.